Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca danssiz deyin Bu da sana ders Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersizliğin hoş geldiniz. Trigonometride videolarımızı devam ediyoruz. Geliştirici test 4'ü çözeceğiz. Birin soruyla başlıyoruz. Alfa 0 pi bölü 4 arasında olmak üzere a sinüs alfa, b kosinüs alfa, c sekant alfa ve d kosekant alfa olduğuna göre a, b, c, d gerçel sayının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar alfa açısı 0 ile 45 arasında bir açı. Biz bu aralıktaki e, açı değerine karşılık a, b, c ve d'nin büyüklük küçüklük sıralamasını yapacağız. Bunu yaparken isterseniz bildik bir açı alalım buradan alfa derecesini 30 derece alırsak sonuç değişmeyecektir. Şimdi A dediğimiz ifade sinüs 30'a eşit. B dediğimiz ifade kosinüs 30'a eşit. C dediğimiz ifade sekant 30. D dediğimiz ifade de kosekant 30'a eşit olacak. Sinüs 30'un değeri 1 bölü 2. Kosinus 30'un değeri kök 3 bölü 2'ye eşit. Sekant 30 dediğimiz ifade bu 1 bölü kosinus 30 eşittir. Bu da kosinüs 30 kök 3 bölü 2 ydi. Ters çevresi bu da 2 bölü kök 3 olacak. Kosekant 30 dediğimiz 1 bölü sinüs 30'du. Ters çevrilirse bu da 2'ye eşit. Şimdi sığlamayı yaparsak biz şimdi şöyle yapalım isterseniz. Hepsini tek köklü ifade olarak yaparsak karşılaştırma daha kolay olacak. Şimdi ben 1 bölü 2 kökün içerisine alırsam bu ifade 1 bölü 4'e eşit. Bu kök 3 bölü 2 dediğimiz ifade de kök içerisinde 3 bölü 4 şeklinde ifade edilebilir. Bu ifade kök içerisinde yazılırsa 4 bölü 3'e eşittir. 2 dediğimiz ifade de kök 4'e eşit. Şimdi hepsinin paydasını 12 yaparak daha rahat bir şekilde görebiliriz. O yüzden ben şu ifadenin hem payını hem paydasını 3 ile genişletirsem bu 3 bölü 12 bu ifade 3 ile genişletir, genişletirsek 9 bölü 12 olacak. Bu ifadeyi de 3 ile genişletirsek bu ifadede 12 bölü 9 eşit. Bu ifadede paydasını Arkadaşlar 12 yapacaktık. 12 ile genişletirsek bu da 48 bölü 12'ye eşittir. Dikkat ederseniz payı en büyük olan ifade D olacaktır. O yüzden D büyüktür. Sonrasında C, sonrasında B ve A şeklinde devam edecek. Şurada bir yanlışlık yaptık arkadaşlar. Şurası B olacak. O yüzden aradığımız doğru seçenek Bursa seçeneğidir. İkinci sorumuz. Sinüs x 3 eksi 4 a'ya eşit. A gerçel sayısı aşağıdakilerden hangisi için doğrudur demiş arkadaşlar. Daima doğru. Şimdi sinüs x ile kosinüs x'in arkadaşlar aralıkları vardır. Bu aralıklar eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Yani sinüs x dediğimiz ifade en az eksi 1 en fazla 1 değerini alabilir. Şimdi burada sinüs x dediğimiz ifade 3 eksi 4 a olduğundan dolayı biz de bunun yerine bu ifademizi yazarsak ve bu ifadede eşitsizlik çözersek şunu yapacağız. Eşitsizliğin her iki tarafına eksi 3 atarsak burası eksi 4 olur. Burada eksi 4 a kaldı. Burası da eksi 2 olacak. Şimdi her tarafı eksi 4'e böldüğümüz zaman yön de değişecek bu arada. Burası 1 olur. Yön değişti. Burada a kaldı. Yön değişti. Eksi 2 bölü eksi 4. Bu da sadeleşirse 1 bölü 2 olur. Aradığımız a değeri 1 bölü 2'ye eşit 1 bölü 2'den büyük veya 1'e eşit 1'den küçük olacaktır. O yüzden doğru seçeneğimiz denizde. Üçüncü sorumuz. x 90'dan büyük 180'den küçük olmak üzere sinüs x 2 bölü 3 olduğuna göre tanjant 3 pi bölü 2 artı x'in değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şunu yapacağız. Öncelikle dönüşüm yapacağız. Şimdi şurası 3 pi bölü 2 dediğimiz ifade aslında 270 artı x diye düşüneceğiz burayı. Şimdi dönüşüm işlemlerinde 90 ve 270'e göre yazıldıysa isim değişir. Tanjant kotanjanta dönüşecek. Bir de bölgeyi bulacağız. 270'e normalde biz bir sayı eklediğimiz zaman 4. bölgedeyiz. 4. bölgede tanjantın işareti eksi. 270'te isim değişiyordu bu. Eksi kotanjant x olur. Şuradaki açı değerini de buraya da yazıyorduk. Şimdi bir de şunu yapacağız. Şimdi şuraya geri düşünürsek. Normalde bu pi bölü 2 ile pi arasında yani ikinci bölgede. Şimdi normalde ikinci bölgede sinüs değerimiz bizim artıdır. O yüzden sinüs x'in değeri de pozitif bir değere eşit. Şimdi şurada bir x değerimiz olsun. Biz buradan sinüs x değeri bulduğumuz zaman sonuç 2 bölü 3 çıkıyorsa burası 2 burası 3'e eşittir. Pisagor yaptığımızdan yaparsak şu dik uzunluk ise kök 5 olarak bulunur. Şimdi biz burada şunu yapacağız. Kotanjant x'in değerini bulacağız. Şimdi normalde kotanjant x dediğimiz değer burada. Komşu dik kenar kök 5 karşı dik kenar 2. Yalnız biz burada ikinci bölgede, ikinci bölgede çalıştığımızdan dolayı bu bölgede kotanjant eksi olacağından dolayı bu bir de bunun önüne eksi koyacağız. Yani kotanjant x'in değeri eksi kök 5 bölü 2. Şimdi bizden istenilen ifadede bir eksi daha var. O zaman eksi ile eksi kök 5 bölü 2 çarpılırsa sonuç kök 5 bölü 2 olarak bulunur. Aradığımız sonuç denizli. Dördüncü sorumuz. Sinüs x artı 3 tane kosinüs x bölü kosinüs x artı sinüs x 2 ise tanjant x değeri kaçtır? Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsak bu eşitlikte. Burası sinüs x artı 3 tane kosinüs x eşit olacak. 2 ile çarparsak 2 tane kosinüs x artı 2 tane sinüs x. Aynı ifadeleri yan yana getirirsek sinüs x'i sağ tarafa kosinüs x'i sol tarafa atarsak kosinüs x eşittir sinüs x olacak. Şimdi burada da şunu yapabiliriz. Bizden tanjant x'i istediğinden dolayı eşitliğin her iki tarafını biz kosinüs x'e böldüğümüz zaman kosinüs x kosinüs x oranı 1'dir. Sinüs x'in kosinüs x'e oranı da tanjant x olduğundan dolayı aradığımız doğru sonuç 1 olacaktır. Yani Ceyhan seçeneğimiz. Son sorumuz. Alfa sıfırla 90 arasında bir açı olmak üzere arkadaşlar. Sinüs alfanın karesi eksi kosinüs alfanın karesi bölü. Sinüs alfa artı kosinüs alfanın karesi 1 bölü 2 ise kosinüs alfa değeri kaça eşittir? Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Üst tarafta iki kare farkı var. Bunları bu şekilde düzenlersek. Sinüs alfa eksi kosinüs alfa çarpı diyeceğiz. Bir de bunları artılı yazacağız. Sinüs alfa artı kosinüs alfa. Alttaki ifadede aynı şeyin iki kez yan yana çarpılması demektir. Onu da iki kere yazalım isterseniz. Sinüs alfa kosinüs alfa çarpı yine sinüs alfa artı kosinüs alfa. Eşittir 1 bölü 2. Şimdi aynı ifadeler birbirini götürdükten sonra işler dışlar çarpımı yaparsak 2 tane sinüs alfa eksi 2 tane kosinüs alfa eşit olacak sinüs alfa artı kosinüs alfa değerine. Buradan sinüs alfa eşittir. 3 tane kosinüs alfa değeri olur. Buradan şunu yapalım. eşitliğin her iki tarafını e, kosinüs alfa ile sadeleştirelim. Bunlar birbirini götürsün. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa oranı da tanjant eşit olduğundan tanjant alfa değeri 3 olarak bulunur. Yalnız biz kosinüs alfa değerini bulacaktık. Şimdi biz bu tanjant alfa yardımıyla bir dik üçgen çizeceğiz ve burada bu aslında 3 bölü 1 demektir. Karşı dik kenar 3, komşu dik kenar 1 olacaktır. Pisagor yardımıyla hipotenüs uzunluğu da kök 10 olarak bulunur. Kosinüs alfa'ya geçiş yaparsak kosinüs alfa dediğimiz ifade ise komşu dik kenar yani 1 bölü hipotenüs uzunluğu kök 10. Şıklarda bu yok arkadaşlar. Bunu da eşitliğiyle genişletirsek sonuç kök 10 bölü 10 olarak bulunur. Doğru yanıt Adana seçeneğidir. Evet arkadaşlar son sorumuz bir e, aslında çarpanları ayırma yardımıyla ifadeleri yok ettikten sonra işler dışlar çarpımıyla bir trigonometrik oran buldurdu. Sonrasında da dik üçgen yardımıyla yerleştirme yaptıktan sonra da kosinüs değerine geçtik. Bir başka videoda yine arkadaşlar görüşene kadar da kendinize iyi bakın. Bol bol ders izleyin. Hoşçakalın.